Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere telefonlarda kasma, donma, ısınma sorunları var. Bunu nasıl önüne geçebiliriz diye bir video çekmek istedim. Özellikle Android 11'den sonra, MIUI 12.5'ten sonra çok sıkıntı yaşadım. Bazı yeni bulduğum şeyler var, onun için de video çekmek istemiştim. Şimdi videoya geçelim. Öncelikle oyunlara girmeden önce burada temizlik yapmamız gerekiyor. Bunların da ayarları var. Öncelikle hız arttı diye bir şey var. Bu RAM'i temizliyor. Cihazı rahatlatıyor gördüğünüz gibi. 1 GB'dan fazla bir veri var. Önce burayı temizliyoruz. Daha sonra temizleyici kısmına geçiyoruz. Sağ üst tarafta ayarlar. Burada gördüğünüz gibi bazı ayarlar var. Bu kısımda temizlemeyi hatırlat diye bir seçenek ve bu açık kalsın bize gerekli. Çöp kutusu boyut limiti. Bunu 100 MB değil de 1 GB yapalım. Çünkü çok fazla çöp olabiliyor. Ben her gün temizlediğim halde 150 MB hemen çıkmış. Takvim her gün hatırlatsın. Her gün tarasın. Uygulama belleğini tara. Evet. Tavsiyeler al. Kapalı kalsın. Yalnızca Wi-Fi kullanarak yükle. Bu açın arkadaşlar. Onun dışında burada yapabileceğim başka bir şey yok. Bu temizlikleri sürekli yaptığınız zaman, yani bakımları sürekli yaptığınız zaman daha iyi performans alabileceğinizden emin olabilirsiniz. Onun dışında daha önemli bir olay var. Özellikle Android 9'da 10'da biz yapıyorduk. Bazı arkadaşlar da belki bilir. Bu kısma geliyoruz. MIUI sürümü üzerine basıp tutuyoruz. Geliştirici olduk. Ek ayarlar. Geliştirici seçenekleri. Evet arkadaşlar, buradan sistem izlemeyi bulmamız lazım. Sistem izleme. Evet arkadaşlar, bunun orijinali yani normal halde 16.000'dir. Biz bunu daha iyi performans arasında 32.000'e çekmiştik. Cihaz hala sıkıntı yaşadık. Isınmalar olsun, kasmalar olsun hala sürüyordu. Özellikle Android 11'den sonra ben bunu 65.000'e çektim. Rahatladı cihaz, bir sıkıntı yoktu. Ama 8.000'e çektiğimiz zaman daha iyi performans verdiğinin farkına vardım. Özellikle Game Turbo'da daha fazla yük aldığı için 8.000 daha iyi performans veriyor. Bütün yükü Game Turbo üstleniyor. Bu da daha iyi performans vermesini sağlıyor. Bazı arkadaşların cihazı Xiaomi olmayabilir. Onun için bir video çekeceğim. Game Turbo nasıl yüklenir diye. Videomu bekleyin, abone olun. Kesinlikle video gelecektir. Büyük ihtimalle yarın atarım. Onun dışında şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bunu 8.000 çektik. Grafik sürücüsü. Direkt sistem izlemenin biraz üstünde grafik sürücü tercihleri yazıyor. Buradan istediğiniz uygulamayı seçip grafik sürücüsü olarak ekleyebilirsiniz. Daha sonra aşağıya doğru iniyoruz. Evet, neredesin? Evet, arka plan işlemlerini sınırla diyor. Standart sınır olmayacak tabii ki. Mesela oyunlarda video çekebilirsiniz ya da ne bileyim başka bir uygulama ekleyebilirsiniz. En çok bir işlem veya iki işlem seçeneğini kullanın. Belki işlem yapacağım. Buradan HV bildirimleri devre dışı bırak diyor. Bunu etkinleştirin arkadaşlar. Onun dışında yapmamız gereken şöyle bir şey var. İzlenme kısmına geldik. Otomatik başlatma diyor. Evet, bu otomatik başlatma kısmı üst kısımda yani. Duvar kağıdı döngüsü yazıyor bana. Size daha Facebook falan olabilir. Bu otomatik başlatma arka planı sürekli çalışıyordur. Bunları kapatın. Gördüğünüz gibi bunların da otomatik başlamasına izin yok. Bunları kapattığınız zaman daha iyi performans alırsınız. İzinler kısmına geliyoruz tekrardan. Burada konum olması lazım. Evet, konum. Burada her zaman izin ver kısım bağlarına açık olabilir. Bunu yalnızca uygulama kullanırken izin ver ya da her zaman sol seçeneğini alabilirsiniz. Arka planda kullanıldığı zaman çok sıkıntı yaşarsınız. Ben reddettim direkt. Hiç performans kaybım olmasın. Eğer ki daha iyi ayarlar bulabilirsem ya da çözümler bulabilirsem tekrardan video çekerim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.